Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. Gördüğünüz üzere Fiat 124'ümüzü aldım. Güzel bir modifiye ettim. Bayrağımız da burada dalgalanıyor gördüğünüz üzere. Plakamız 59YK552. Yine araçta güzel bir renk seçeneği yaptım arkadaşlar. Arkada gördüğünüz üzere fren lambalarımız, sis lambamız var. Türkan Şoray'ı da burada fotoğrafına ekledik. Kemal Sunal ve Türkan Şoray vardı. Ben Türkan Şoray'ı koymayı tercih ettim. Dileyenler aracın rengini, üzerindeki malzemeleri de değiştirebilir. Ben bu şekilde modifiye ettim arkadaşlar. Bugün çok farklı bir harita modundayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Rota Fictor Map diye bir haritamız var arkadaşlar. Oradayız şu anda. Burada Hannover üzerinden çıkıyoruz. Görüyorsunuz Bremen'e doğru buraya girişimizi yapacağız. Bayağı bir dönüşlü, virajlı, güzel, dağlık bir araziden geçeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Bu şekilde Berlin üzeri Rostock'a kadar, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şuralarda çok güzel yerler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Yolculuğumuza bir an önce başlayabiliriz. Buradan efrenimizi indirelim. Tek sorun, yani bu şekilde mi bilmiyorum ama direksiyonda bir gariplik var, bakın. Zaten tırtırlı yollar, direksiyonumuz da titriyor. Şu an titrediğini ekrandan da anlayabilirsiniz. Aracın direksiyonu hareket etmiyor arkadaşlar, onu çözemedim. Büyük ihtimal yapılan modla alakalı bir hata var diye düşünüyorum ben. Çalışmama ihtimali olmaz diye düşünüyorum. Aleykümselam reis. Ummalı bir yol çalışması var arkadaşlar, görüyorsunuz. Sanırım asfalt yapılmaya çalışılacak. Yollarımız kalabalık. Ekipler çalışıyor, Allah kolaylık versin diyoruz. Geçen arabaların hepsi de selektör atıyor. Ya onlar selam veriyor ya da benden yol istiyor. Onu tam anlayamadım. Bayağı güzel bir haritamız ya. Ben bu haritayı çok beğendim. Biz burada bayağı bir oyun oynarız diye düşünüyorum. Çünkü trenimizi geçebilir miyiz acaba? Şöyle bir bakayım. Büyük ihtimal geçeriz. Hop hop hop. Abi aniden durma. Sen ani duruşlar yaparsan, benim fren zaten biraz sıkıntılı. Sonuçta görüyorum, Fiat'ın 124'ünü kullanıyoruz yani. Kuş serisindeyiz. Minik serçe. Arabamızın rengi güzel ama ya, yakıyor ortalığı. Bu parklarımızı açık tutayım ben de. Parklarımızın açık olması bizim için avantaj. Araçları geçebiliriz aslında ama tünelimizden bir sakin bir çıkış yapalım ya. Yalnız trafik bayağı yoğun ha. Manzara güzel. Denize karşı yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Tek sorunumuz dediğim gibi aracın içindeki direksiyon dönmüyor. Niye dönmüyor onu bilmiyorum açıkçası. Şuradan duralım. Aynen buradan sağ dönüşümüzü yapalım. Bu şekilde dönüşümüzü yapıyoruz. Şehrimize bir giriş yapalım. Buradan tekrar çıkacağız. Buradan tekrar çıkış yapıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben sadece bu aşağıyı merak ettiğim için buradan bir giriş
yapayım diye düşündüm. Oo, gittik aracımızı vurduk. Bayağı bir vurduk yani, hem de normal vurmadık yani. Yalnız iyi gidiyor ha. Şöyle bir de hemen doğru girişimizi yapalım. Yol tam dönüyormuş ya. En az ileri bakınca dönüşü şaşırdım. Yaptık. Şimdi aracımızı bir tamir ettirelim. Aracımızda hasar var sanırım. Görüyorsunuz, yüklü araçlar burada bekliyor. Onlar da yola çıkacak sanırım. Burada yine bir araç galerimiz var. Biz şurada bir aracımızı bir tamir edelim. Aracımızda az da olsa bir hasar var. Hasarımızı giderelim. Bu şehri geri terk edelim. Bremen'den çıkalım. Hadi bakalım. Berlin ve Rostock'a doğru yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Aracımızda maşallah motor yeni olduğu için valla rampa mampa dinlemiyor. Sanırım saman yüklü araca vurduk. Devam ederse biz de devam edeceğiz. Çok iyi ya. Yani yavaşlamıyor biraz ama fren biraz sanırım sert değil, yumuşak. Fren derlemek istemiyorum, bu ayarı beğendim. Geç dursun. Normal 124'ün durduğu gibi. Seni bir sollayalım abi biz. Bak, frene basıyorum, bayağı bir geç yavaşlıyor yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Yolculuğumuz bu şekilde devam edecek artık. Berra abi, sen ne geziyorsun burada? Oğlum seni yerler burada dağlık arazide. Lan Ferrari'nden buraya çıkmış ya. Otobüs abi geç. Geç Ducato, sen de geç. Mazot alalım ya. Mazotumuz az kaldı be. Petrolü kaçırdık sanırım.
basa basa geçeceğiz. Arabamızı stop edelim. Mazotumuzu dolduralım. Mazotun litre fiyatı 13.95 arkadaşlar. Gördünüz. 31 litre aldı, 443 lira para verdik. Şuradan bir haritamızı açalım. Biz buradan geldiğimizde dimdirek gidecekmişiz. Kiel'e doğru gitmeyeceğiz yani. Buradan hatta F5 yapayım. Bu ne lan? Ya bu ne ya? Benim bildiğin kurt köpeğe geliyor valla. 5 reis geç sen. Sen ne yaptın ya? Vallahi köpek var bildiğin. Ben ilk defa gördüm ha. Yani normalde de var mıydı bilmiyorum ama olan var diyorsa, hani köpeğin olduğunu bilen varsa hakikaten yoruma yazsın arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm. Dayı sen Retro'la niye çıktın önüme ya? Bak bak dayıcım bak. Tırcı Renault abimizi de geçemedik senin yüzünden. Hadi abi hadi. Bak yolumuz uzun daha. Otobüs abi sen devam et. Şuradan haritamızı kapatalım. Yolumuz belli zaten. Rotamızı çizdik. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Bak yolu göstereyim ben. Aracımız burada. Gideceğimiz yol güzergahı burası arkadaşlar. Bu şekilde bir dağlık araziden çıkacağız. Evet. Bu şekilde yolculuğumuza devam edebiliriz. Biraz karşıdan gelen araç da sığar mı? Sığarız ya. Ağır yüklü bir tır gelmediği sürece beni çok da zorlamaz yani bu yolda. Volkswagen arkasında ne güzel adam atmış yatacağı yeri götürüyor valla. Karavanını almış gidiyor ne güzel. Ben bunları sollayabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Valla solluyorum ama karşıdan gelen varsa iş yaş. Heh. Ya gördü beni ya duydu. Allah razı olsun. Oy, burada kaza olmuş. Ne olmuş böyle ya? Tırın dorsesi yanmış. Allah bildiğin tırın dorsesi yanmış. Bu da Volkswagen Transit götürüyor. Renault'a geliyor şöyle. Peugeot'un 208 lira vendettim ya araba. Abi seni sollasak hiç fena olmaz ha. Vallahi. Bunları da sollayacağım ama geçemeyeceğiz herhalde, yol çok kalabalık. Lastikler patiye geçti. Bildiğim pati attı valla. Burada ne oluyor? Bir şey olduğu yok ama trafik çok kalabalık ya. Aşırı kalabalık yani, hem de normal değil. Eyvallah. Araya girmeyi başardık.
içerideki direksiyon dönmüyor ama yapacak bir şey yok. Vallahi biz bunları hep solluya solluya gideceğiz herhalde ya. Nasıl döndün öyle? Vallahi bize vuracakmış gibi döndü ya. Buradan biraz gaz verelim bakalım. Epey tuttuk ama trim trim titriyor direksiyon. Stabliyor ya. Böyle bir asfalta bir düzlüğe çıkalım ya. Sanırım tekrar stabilize yola girdik. Aynen. Oy, kalabalık. Bu arabaların plakası niye yok ya? Ben buradan nasıl geçeceğim? Sabahın içinde yürüyor mu? Yani vallahi adam yürüyordu. Ben de o yüzden öyle yaptım ama biz yürüyemedik. Demek ki onlara bak var, bize yok. Bak sabahın içinden geçiyor, iş makinesinin içinden geçiyor adamlar. Harita yapımcı arkadaşlara buradan duyurulur. Onlar geçti kardeş, biz geçemedik. 100 km hız diyor, lan buradan nasıl 100 km hıza çıkacağız biz? Abim yolda kalmış, geçmiş olsun. Direksiyon trim trim titriyor. Arabayı yolda tutamıyor. O da bana diyor ki 100 km'ye çıkabilirsiniz diyor ya. Bir sollama yapabilirsem 100 km hıza çıkacağım da. Trafik çok yoğun abi. Karşıdan deli gibi geliyor adamlar. Bir de tek yön. Bu taraf da kalabalık zaten. Benim önüm de çok dolu. Bakalım gittiği yere kadar gideceğiz. Ne diyordu o reklamda? Mazot bittiği yerde miydi? Gaz bittiği yerde bırakırız diyordu. Biz de herhalde mazotun bittiği yerde bırakırız. Oy, sollatmadılar. Man geliyor vallahi. Nasıl aklım çıktı ya. Abi dur, ben burada bir sollarım bunları. Çok güzel solladı. Çok güzel solladı. Bir tane araba geçti be. Sallanmaydı abi. Tek yönde böyle sollamayı çok severiz biz. Şu labirentlerden bir kurtulalım. Arabayı vurdum mu çarpıyor zaten. Dur bakayım. Aha, burada geçtim. Güzel. Tam zamanında. Arabayı toplayamıyorum abi, kayıyor. Fena kayıyor vallahi. Hızlanın da deli gibi kayıyor. Bak direksiyon zaten trim trim titriyor şu anda. Siz oradan hissetmiyorsunuz ama ben buradan size anlatayım. Bak görüyorsun, hareketlerden de belli yani. Bıraktım direksiyonu. Bak görüyorsunuz bu şekilde. İspanya yavaş geliyor. Bu tomruklar nasıl geçeceğim ben? Bunlarda bak var abi. O adamlar vurmuyor da bizim araçlar hasar alıyor. Yalnız yol efsane ya. Mırtıklı mırtıklı ama haritayı ben çok beğendim ya. Bu haritada bir de yük alalım biz. Güzel bir tır yolculuğu yapalım arkadaşlar. Fiyatın 124'ü de hızlı bir yolculuk olsun diye aslında ilk yolculuğumu bununla seçtim de. Normalde F-Max'la da bu harita modunun farklı bir güzergahında yolculuk yapmıştık. Geçtiğimiz videolarda da mevcut. Berlin keşfedildi diyor. Berlin keşfedilen çok oldu aslında da. Neyse bakalım. Man çekicisi. Bak man olur. Mazotu çok yakıyor mu ya? Bakayım. Mazotumuz var, iyi.
Eylül'e geçeceğiz. Daha Rostov'a var, bak gördünüz yolculuğu zaten sizde. Haritayı kalabalık yapmasın diye açmıyorum. Bu da 80'i geçme diyor zaten. Asfalt yola çıktık da. Stabil yoldaydı. Direksiyon vallahi titriyor ya. Karşıdan gelen araçlar da çok. Bu yol biraz daha geniş bak. Demek ki Berlin'den Rostov'a doğru biraz daha genişti. Yalnız bura neye göre ya, çok garip bir yol bizi bekliyormuş gibi hissediyorum şu anda ama nasıl bir tırmanış bu ya. En az 80'le gidiyoruz ama. Geldik yine arabaya vurdum. Arkadaşına da vurdum, öndekine de vurdum. Kardeş siz bir ya gaza basın ya bana bir yol verin. Ben sanırım biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Yalnız yol fena duruyor ya. Böyle baksana. Evet, yol çok fena. Nasıl kaydırıyor arabayı bak. Dehşet kaydırıyor arabayı. Hemen döner. Trafik kazası kaçınılmazdır arkadaşlar. Neden? Stabze yolda belli bir hızın üzerine çıkarsanız ne olur? Araba savrulur. Biz ne yaptık? Arabayı savurduk. Direksiyon hakimiyetini kaybettik. Hadi bakalım alalım, bir geçmiş olsun. Asfaltta gidiyor da stabze yolda çok sallıyor ya. Basmak istemiyorum fazla. Ama sanırım fren de yapmak gerekiyor bu yolda. Böyle yolumuzda gidelim diyorum ama bu sefer de sağa sola gidiyor bu araba. Direksiyon aşırı titriyor arkadaşlar ya. Yani şu an var ya. Bıraksam uçacağım herhalde. Çıkıyor ama ayağımı gazdan çektim. Dönmüyor çünkü. Kayıyor araba. Bu yolda güzel birkaç yolculuk daha yaparız biz ya. Ne doğru da seviye atladınız dedi. Bir şey dedi ama. Oğlum benim direksiyonum trim trim titriyor. Ne seviyesi ya? Bir dur şimdi. Bu ne ya? Eski araçlara benziyor. Vallahi babacığım ben sizi sollayacağım, kusura bakmayın. Evet, Rostov'da sanayi şehri sanırım. Bir sürü fabrika var. Fabrikaların bacalarından dumanlar çıkıyor. Şehre doğru yaklaşıyoruz. Direksiyon hala titriyor. Ve işteki direksiyon hala oynamıyor. Oyun bakı bu demek ki arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Rostov'a giriş yaptık. Bu ne lan? Şehre girer girmez hemen Renault'u keşfettik. Böyle yapalım bir. Şehrin bir içini bir dolanalım ya. Lan niye gidemiyorum ben? Allah Allah. Kimseye varmış ya, baksana. Arkadaş bu baklar ya da yaptığınız vatalara dikkat edin ya. Ben
Ne diyorum, arabadan mı bir gariplik var? Vallahi araba geçmedi. Gördünüz. Yara çekicisi keşfedildi dedi. Burada DAF çekicisi. Burayı kaldığımız yer. Şehri şöyle bir turlayalım bakalım nereye kadar gidecek. Buradan haritamızı açalım. Zaten şehrin sonundayız şu an. Geçirdi de ben sanki havada gidiyor. Aynen. Ha, burada da araba battı. Allah, buralar tam yapamamışlar herhalde arkadaşlar. Biz yine de şöyle bir keşfimizi yapalım. Ben merak ettim çünkü. Demir korkuluklarla çevrilmiş. Aha, tank var burada. Bildiğin tank ya. Araba hem havalandı hem yere gömüldü. BCB'ye de gelmiş olduk. BCB'nin yük alanı hiç değişmez. Her zaman. Bak, buradan gidersin, sola girersin. Hemen bu köşede. Adamların bu vurmuş oldukları sistem güzel ya. Araçların bulunduğu yerler, yüklerin bulunduğu yerler bayağı güzel yani. Buradan geri dönelim. Geri çıkalım. Tekrar bakalım burada da aynı hatayı verecek mi yine? Aynen, burada gömülüyor. Burada da havada kalıyor bak. Buradan sonra yola kavuşuyor araba. Burada bir hata var ya. Belli yani, burada bir hata var. Bu şekilde asfalta bir ayaklarımızı bastır abi. Tamam. Sağ ol kardeş. Şehri sevdim ya. Biraz baklar baklar var ama. Ah ya. Petrol, o petrole nasıl ineceğim ben ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bak bu hakikaten bu kısımlarını pek uğraşmamışlar herhalde. Şuradan hızlı geçmem lazım sanırım. Araç askıya kaldı. Tamam, sen korna basıyor da ben çıkamıyorum ya. Allah Allah. O da oradan kornaya basıyor. Nereye gideceksin sanki? Heh, çıktık. Valla burada bak var abi. Bak burada arabalar kayboluyor zaten. Ben şuraya hızlı bir zıplayayım ya. Heh. Hop 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 hop. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Ah ya. Valla şehrin bu kısımlarını ya tamamlamamışlar. Ya bir eksiklik var. Ya da hakikaten böyle. Ben o petrole inersem ışınlanmayı kullanmadan çıkamam. BCB'nin oraya girdik, orada da öyleydi, gördünüz. Yine de güzel. Rota map neydi? Rota factor map miydi? Aynen, rota factor map. Buradan harita yapımcılara sesleniyorum. Arkadaşlar, ufak tefek sıkıntılar var. Yine de haritalar bayağı güzel. Elinize kolunuza sağlık diyorum, ufak tefek hatalar olabilir. Hani bakmayın siz, ben eleştiriyorum ama harita benim gözümde çok güzel yani. Şurada da arabayı tahmayaydık. Daha da güzel olacaktı ama neyse bakalım. Olur ya, ufak tefek hatalar olur. Arkadaşlarımızın yine de eline koluna sağlık diyelim. Yolculuğumuzu burada bitirelim mi? Burada bitirelim ya. Bu şekilde aracımızı çevireyim ben.
Renault servisine de park edelim şöyle. Buraya da parkımızı yapalım. Az daha yanaşayım. Yok, az daha yanaşırsam gitmiyor zaten. 0-0 yanaştık sanırım. Aracımızı stop edebiliriz. Evet. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Fiat 124'ümüzde yolculuğumuzu yaptık. Haritamızdan da şöyle göstereyim. Şu an Rostock'tayız. Hannover üzeri çıktık. Bremen üzeri. Buradan Bremen'e girmek istedim. Çünkü şu yol güzergahını görmek istedim. Buradan devam ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Berlin üzeri Rostock'a vardık. Burada ufak tefek baklar ve hatalar var. Onlar da zamanla düzelir diye düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Haritada emeği geçen, modlarda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Buraya kadar izlediyseniz sizlere de teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz inşallah. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz de destek olma amaçlı abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.